Biz otomobil severlerin en çok sevdiği, egzoz yaptıranların ilk iş videosunu çekip sesini kaydettiği o ses. Evet, cold start'tan bahsediyorum. Ne yazık ki motoru çalıştırdıktan 1-2 dakika sonra bu ses olması gereken haline geri dönüyor. Ne yazık ki diyorum, kulaklarınız için diyorum ama bu motorunuz için iyi haber. Bildiğiniz gibi bu cold start'ın sesi normalden biraz daha farklı oluyor. İşin garip yanı bu sesi herhangi bir sürüş esnasında ya da başka herhangi bir anda tekrar ettirmeniz mümkün değil. Sadece cold start'a özel bir ses. Bazı insanlar rölantinin biraz daha yüksek devirli hali gibi düşünüyor. Ne yazık ki öyle değil. Birazdan anlatacağım sebeplerden ötürü hem ses çok daha farklı bir sebepten geliyor hem de motorunuz için oldukça zararlı. Bu sesin çıkmasının bir sürü sebebi var ve hepsini bilmediğinize adım gibi eminim. Çünkü emisyon testlerini geçmek ve arabaları satabilmek için otomobil üreticileri çok farklı yöntemlere başvuruyor. Hatta bazılarına biraz çakallık bile diyebiliriz. Bu videoda bu ses, cold start sesi nasıl oluşuyor, neden buna ihtiyaç duyuyoruz ve dahası motorunuz için neden zararlı, bunlardan bahsedeceğim. Hep bu sesi egzozla bağdaştırsak da işin biraz ironik tarafı bu sesi sağlayan şey egzoz sistemi değil. Yani egzoz sisteminde bir şey değiştiği için bu olmuyor. Motordaki parametreler değiştiği için ses farklı çıkıyor. Genelde yeni egzoz yaptıranlar hemen videosunu çeker dedik. İşte Miltek, Akrapovic, düz boru ya da custom bir egzoz her neyse. Aslında bu motorda değişen parametrelerin daha güçlü bir şekilde dışarı yansıtılmasını sağlıyor. Yoksa bu değişiklik tamamıyla motordan geliyor. Eski otomobillerimizde işte Broadway'lerde, Tofaş'larda vesaire cold start'ın olayı motorun düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamaktı. Yani kışın arabaya bindiğiniz zaman motorun çalışabilmesi çok daha temel bir görevi vardı. Bugünse işlevi tamamen farklı. Artık neredeyse bununla alakası kalmadı diyebiliriz. Motorların soğukta zor çalışmasının birinci sebebi yakıtın buharlaşmaması. Özellikle benzin içeride buharlaşıp havayla homojen bir karışım oluşturamadığı zaman daha büyük damlacıklar halinde kalıyor. Bu da piston duvarlarında küçük damlalar görmenize sebep oluyor. Haliyle havaya karışmadığı için yanması daha zorlaşıyor. Aynı zamanda yağınız soğuk. Yağ soğuk olduğu için yağlanma düzgün yapılmıyor. Bütün parçalar küçülmüş durumda soğuk olduğu için ve doğal olarak iç sürtünmede daha fazla motor bütün bunları yenmeye çalışıyor. Hepsine rağmen çalışmayı deniyor. Haliyle motorları çok eskiden beri kullandığımız için bu cold start'ın tarihi de bayağı bir eskilere dayanıyor. Özellikle karbüratörlü araba kullandıysanız jikleyi mutlaka duymuşsunuzdur ve işiniz düşmüştür. Bu arabada yok tabii ama karbüratörlü otomobillerde genelde direksiyonun sağında ya da solunda sürücüye yakın bir yerlerde jikle kolu olur ve soğuk havalarda o jikleyi çekmeden o araba çalışmaz. Broadway'de mesela rahmetli de soldaydı ve her kış çok büyük sıkıntılar yaşatırdı. Teli kopardı. İlla ki o jikleyi çekemezdim falan. Yaptığı şey ise şu. Halk arasında boğmak diyoruz. Zaten İngilizcesi de çok boğmak anlamına geliyor. Bilimsel adıysa hava akışını azaltmak. Siz o jikleyi çektiğiniz zaman bir kelebek kapanıyor ve motora giren hava akışını azaltıyor. Bu sayede de hava yakıt karışımına baktığımız zaman daha az hava, daha çok yakıt anlamına gelir. Bu da az önce bahsettiğim gibi motora giden o buharlaşmayan yakıtı kompanse etmek içindir. Cold start'ın temelinde zengin karışım, yani çok yakıt, az hava bulunur. Modern araçlarımızda ise artık jikle yok. Modern derken enjeksiyonlu otomobillerden bahsediyorum. Çünkü sizin yapmanız gereken işi bilgisayarlar artık yapıyor. Enjektörlere ne kadar yakıt gönderileceği, ne zaman gönderileceği hepsi elektronik olarak kontrol edildiği için motorun durumu biliniyor. Yani soğuksa daha fazla yakıtı kendiliğinden gönderebiliyor. Artık eskisi gibi bir jikleye ihtiyacımız yok. İşte bu zengin hava yakıt karışımı aslında o kükreyerek uyanan V8'ler, V12'ler, sıralı 6'ların cold startının temeli gibi gözükse de olay artık bundan biraz daha farklı. Artık otomobillerimizde karbüratörlere yer yok. Hiçbir üretici artık kullanmıyor. Enjektörler var, elektronik ateşlemeler var ve bu enjektörler artık 30.000 PSI civarında basınçla çalışıyor. Bu da ne demek? O kadar yüksek basınç altında atomize ediyorlar ki yakıtı. Bu biraz önce bahsettiğim ve yakıtın buharlaşmaması gibi sorunlar artık neredeyse ortadan kalkıyor. 30.000 PSI'yı kafanızda şöyle canlandırabilirsiniz. Lastik basıncınız yaklaşık 30-32 PSI'dir. Burada bahsettiğimiz basınç 30.000.
lastiğin bu sert halini bile 30 PSI sağlayabiliyorken 30.000 PSI ile çok daha büyük şeyler yapabilirsiniz. Örneğin doğru kullanırsanız tek bir noktaya partikülleri atarsanız su jeti dediğimiz şey böyle çalışıyor. Çok yüksek basınçta suları gönderdiğiniz zaman atomize halde bir metali bile kesebilirsiniz. O kadar ince bir hale getirebiliyor. Peki artık bu bir sorun değilken, soğuk çalıştırmayı elektroniklerle halledebiliyorken neden hala arabayı ilk çalıştırdığımızda 1000-1500 devir gibi yüksek bir devre çıkıyor ve hala motorun içinde yağ yokken yağsız bir şekilde bu yüksek devirde çalışıyor? Adeta motora kendini yedirtiyoruz. Peki üreticiler bunu neden yapıyor? Bu sorunun cevabı çevrecilik ve katalitik konvertörlerden geçiyor. Artık egzoz sistemimiz katlarla, katalizörler ya da katalitik konvertörlerle dolu ve özellikle downpipe üstünde motora çok yakın bir şekilde bir tane daha ekstradan katalizör var. Bu katlar çevreyi korumak ve emisyon testlerini geçmek için varlar. Ülkeler, hükümetler çevreyi düşünüyor. Otomobil üreticileri ise bu arabayı satabilmek için o testten geçebilmeyi istiyor. O yüzden de bu katalitik konvertörün işini düzgün yapması lazım. Ama bu parçaların en büyük sorunu çalışabilmeleri için sıcaklığa ihtiyaç lazım. 400-500 derecelere varmadan katalitik konvertörler doğru düzgün bir şekilde kimyasal reaksiyonları sağlayıp o egzoz gazlarını temizleyemiyorlar. Haliyle onları ısıtıp işlevsel hale getirmemiz lazım. Bunu da artık cold startla yapıyoruz. Yani cold start eskisi gibi adı kaldı. Hala bize keyif vermeye devam ediyor ama işlevi bambaşka bir yere dönüştü. Eğer ki katalitik konvertörlerin bu çevrimi nasıl yaptığını, nasıl kimyasal tepkimelere girdiğini merak ediyorsanız sağ üst köşedeki i butonuna tıklayıp oradaki videoyu izleyebilirsiniz. Peki bu otomobil üreticileri ne tip çakallıklar yapıp da bu emisyon testlerini geçmek için katalitik konvertörleri hızlı bir şekilde ısıtıyor? Burada yapılan birinci çakallık fazla bolca yakıt göndermek. Az önce asıl mantık havayı kısmak demiştik ama buradaki olay biraz daha farklı. Pistonun içine yanabileceğinden çok daha fazla yakıt gönderiliyor ki egzoz sübapları açıldığı zaman bu yanmamış yakıt egzozdan çıkabilsin. Haliyle o çiğ yakıt gidiyor, katalizörün üstüne yapışıyor ve orada tepkimeye girerek katalizörü ısıtmaya başlıyor. İkinci olay sübap zamanlamasını değiştirmek. Emme sübapları olması gerektiği gibi çalışıyor. Bir farklılık genelde çok olmuyor. Ama eğer egzoz ve emme sübapları ayrı ayrı kontrol edilebiliyorsa o zaman motorun egzoz sübapları olabildiğince uzun süre bir şekilde açık kalıyor. Bu da silindirin içindeki o alevin egzozdan dışarı atılmasını sağlıyor. Ne yapıyor? Şu an katalizöre bir alev gönderdik. Haliyle yine ısınma sürecini hızlandırdık. Ayrıca egzoz manifoldunun bazı noktalarında az önce bahsettiğim o yanmamış yakıtlar birikir. Ve siz pistondan bir alev gönderdiğiniz zaman haliyle egzoz manifoldunun içinde de ekstradan bir yanma oluşur. Bunların hepsi katalizörü ısıtan etmenlerden bazıları. Bu alev atan Supra'lar, GTR'lerde çok sevdiğimiz arabalarda aslında bu şekilde alev atıyor. Yani egzoz manifoldunun ya da egzoz sistemi içinde bir yerde yanma gerçekleşiyor ve o alev arkadan egzozdan atılıyor. Burada ise katalizörden önce yapılıyor bu yanma ki o alev katalizöre ulaşsın ve onu ısıtsın. Benim favori çakallık yöntemimse bu arabada da olduğu gibi turbolu otomobillerde wastegate kontrolü. Wastegate dediğimiz şey turbonun hızını ayarlamak için kullanılan bir parça. Yani egzoz gazları pistonlardan geliyor, silindirlerden dışarı atılıyor. O sırada egzoz gazını turboya da yönlendirebilirsiniz. Turboyu bypass edip egzoz borusuna da yönlendirebilirsiniz. Wastegate bu işe yarıyor. Hangi tarafı istediğinizi sağlıyor aslında. Bu motorda olduğu gibi bazı araçlarda bu wastegate tamamen açılıyor. Ağzına kadar. Yani neredeyse turboya hiç egzoz gazı ulaşmıyor. Yine aynı mantık turboda soğuyacağına direkt en sıcak haliyle katlara yollanıyor. Yani araba bir anlamda atmosferiye dönüyor. Turbonun egzoz sesini almasının sebebini ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Aynı bir atmosferik gibi bütün gazı egzoza gönderiyor. Bu özellikle spesifik olarak bu arabanın egzoz sesini değiştiren en büyük etmenlerden bir tanesi. Hatta arabayı ilk çalıştırdığımda ekranda bir yazı çıkıyor. Motorun tam gücü şu anda verilmiyor, birazdan sağlanacaktır diye. Onun sebebi de wastegate'in tamamen açık olması işte. Çünkü bir anlamda turbolar verimsiz bir şekilde çalışıyor ve motor güç üretemiyor.
İşte ironiktir ki modern dünyanın çevreciliği bize bu cold start zevkini yaşatıyor diyebiliriz. Sürüş esnasında cold start sesini duymanız mümkün değil demiştim. Sebeplerini de az önce açıkladık. Bütün bu parametreleri sürüş esnasında uygulamanız mümkün değil. Bunlar çok spesifik ve sadece soğuk motora özgü parametreler ve değişkenler. Tabii ki bu kadar övmüşken size biraz cold start sesi dinletmeden olmaz. Videoyu kapatmadan önce farklı arabaların cold startlarını dinleyeceğiz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda bu konu hakkındaki yorumlarınızı, sorularınızı veya anlatmadığımızı istediğiniz diğer konuları da aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bu videoluk bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşça kalın.